Sohbetlerinden Herkese Merhabalar Arkadaşlar Kariyerimizin 48. Bölüm ve 7. Sezonun Son Bölümüyle Sizlerle Birlikteyiz Sıkıntılı Süreçlerden Geçiyoruz ee, Güç Belada Olsa e, Liderlik Koltuğunda e, En Büyük Şans Gene Bizim e, Mesela Şu An ikinci Sıradayım Ama Maç Eksiğim Var kazandım Takdirde 2 Puan Farklı Liderlik Koltuğuna Oturacağız Ankara'ya Gidiyoruz Deplasmana İnşallah Deplasmandan 3 Puanla Ayrılırız e, Muraşov'la Çıkıyoruz Biliyorsunuz Raki'den de verim alamıyoruz. Ee, gerçi Batuhan takımın gol yükünü sırtladı ama benim e, kafamdaki oyun tarzını bir türlü yaratamıyoruz. Bir türlü oluşturamıyoruz. Ee, 4-4-2 oynamayı oynatmaya çok alışık değilim. Çok fazla da şansım olmadı. Sadece bu kariyerde bir sezon e, bir şansım oldu. Gerçi çok fazla da detayına inip e, takip edemedik. O ne lan? Asimetrik bir diziliş var karşımızda. Neyse... Ee, kanatta göbekteki oyuncular değil de kanattaki Oğuzsu'yu kullanacağım. Ferri ile yer değiştirebilirim. Ee, kanat oyun kurucu olarak kullanacağım. E, ee, da orta saha hücum olarak kullanıyorum. Daha çok takıma katkı sağlasın. Takım oyunu daha iyi oynayabilelim diye. Ee, bakalım neler yapacağız, neler başarabileceğiz. Evet, Oğuzsu... <laughs> ilk ayağına gelen topu kaptırdı adam ya. Takımla oyun kurdurmaya Niyetlendiğimiz adam ilk topu kaptırdı. Neyse. Maçta 10. dakikaya geldik. Henüz bir atraksiyon yok. Topun hakimiyeti bizde. Emre Oğuz'u. Tekrar Emre içeri çevirdi. Ferri Muraşov. Atın bunu Sidak Çoli. Ah be abicim be. Tek pete. Sanki biraz daha önde biraz daha baskın oynuyoruz gibime geldi benim ama. E, Atakan sarı kart gördü Ravanelli sarı kart gördü Simon Zenke yapmayın çocuklar Çok tehlikeli Zenke Uzaklardan bir vuruş e, Etkili olduğu söylenemez El Amrani kaldığı yerden e, Kötü oynamaya e, devam ediyor Şöyle biraz fırça atalım Performansınızdan hiç memnun değilim Deyip e, Biraz takımı ateşlemiş olalım ee, daha azimle oynayın. Tekpete de kaldı top. Simon Zenke'yi gönderdi. Muhsin Cabrera boşluk arıyor. Nadir içeri çeviriyor. Zenke ya o topu defans arkasına nasıl yiyorsunuz? Bomboş ya adam. Bu arada Simon Zenke dedim ama eski bir golcüydü. Bu başka bir Zenke'ymiş. Bernard Tekpete offside'da biz Abanda kullandı Elamrani. Feri yapıştır oradan. Muraşov. Muraşov vuruyor. 1-1 oldu maçta 60. dakika. Oğlum kanat bekler de bindirsin artık yani. Ee, Alvaro pas pasör stoper. Abanda El Amrani. çok güzel mura şov. El Amrani e, yani meyve biraz da olsa şey verdi. Hani çok güzel bir orta. Sidat Çoli hadi üçüncü gol. Atakan o oh, penaltı Nadir Çiftçi penaltı yaptırdı. Hadi çocuklar. Bu golün Ortasını Elamrani yapmadım. Ben mi yanlış? Abanda Elamrani. Ha pardon. Orayı kaçırmışız. Abanda'ya geri gelmiş. Güzel bir asist. Abanda'dan. Ee, ama Elamrani'yi yani sahte forvet mi? Tam forvet mi oynatayım diye düşündüm. Tam forvet oynattım. Biraz daha böyle kanada geldi. Ee, ekstradan bir kişinin de burada olması iyi oldu. Atakan kaleci Erhan kurtarıyor. Ee, Emre karşılığı çok talihsizlikler var üstümüzde. Raveneli neyse ki topu kaptı. Sidat, Choli, Alvaro, Muraşov, Atakan, Choli, iyi paslaşıyoruz. El Amrani, Ferri. Güzel bir geri dönüşte. 2-1 kazandık maçı. Standarttan hücuma çevirdik. Muraşov, 2 -1 gol birden attı. Uzun zamandır da oynatmıyorduk ama gerçekten iyi performans sergiledi. E, genel olarak baktığımız zaman istatistiklerden bakalım. E, i̇ki tane mutlak gol pozisyonumuz var. 17 şut çekmişiz. 9'u kaleyi bulmuş. Gençler Birliği de 16 şut çekmiş. 7'si kaleyi bulmuş. E, i̇sabetli pas 487 rakibin 330. Burada büyük bir üstünlüğümüz var. Başarılı top kapmada da oldukça iyiyiz. Biraz daha orta sahayı güçlü tutmaya çalışıyorum. Diri tutmaya çalışıyorum. Oyun kurmakla uğraşmayacaklar. Fer ve Atakan'ı oynattık ama Tevfi'yi kullanıyoruz. Biliyorsunuz güçlü, presli, böyle basan ve dinamik iki orta saha oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyorum. Bakalım şu an 3 puanı aldık. 54 puanla liderlik koltuğuna oturduk. Ee, kendi evimizde Antalya Spor'u ağırlayacağız. Ve konuğumuz Antalya Spor. Antalya Spor ligde e, düşme potasında bir takım. 17. sırada 26 puanı var. Eskişehirspor Spor niçin bu kadar kötü bilmiyorum ama Eskişehirspor haftalar öncesinden zaten ligi silmiş bulunuyor. Sadece 7 puan toplayabilmiş. E, şu an Antalya, Konya, Yeni Malatya ve Adana Spor arasında inanılmaz bir küme düşmeme, kümede kalma mücadelesi olacak. E, biz maçın uzak ara favorisi olarak çıkıyoruz. E, ama tabi biliyorsunuz favori olarak çıktığımız maçlarda da problem yaşamamız işten bile olmuyor. E, şimdi bakalım... Maça Antalya'nın vuruşuyla başladı. Yani konuk ekip başladı. Sağda oyun kurucu olarak Ferri'yi kullanıyorum. Orta saha Atakan ve e, Tevfik var. Te Biraz daha orta sahamız güçlü diyebilirim bu maçta. Sarkic, Moncini, Cardoso. Ulan bu kadar güçlü orta saha dedik. Adamlar çatır çatır pas yaparak geliyor. Bilizni, Woodman. Ya Woodman ya nazar değdi adam. Tuhaf tuhaf goller yiyor gerçekten ya. Gol olmayacak pozisyonları içeri almaya başladı. Bir an önce kendine gelir inşallah. Sidat Çoli kullandı. Uzak direkt Tevfik indirdi. Ferri El Amrani yaz bunu. Bir korner daha. Aynı köşeden aynı noktadan bir korner atışı daha kullanıyoruz. Ferri kullanıyor bu sefer. En dışa gönderdi. Tevfik önüne aldı. Vur kaleye Tevfik. Atakan El Amrani boyku kurtarıyor. Maçta 12. dakika etkili olan taraf biziz daha çok pozisyon bulan topla daha fazla oynayan taraf biziz ama skor olarak üstünlük Antalya Spor'da Oğlum şuradan biraz daha daha azimli oynayın diyelim biraz fazla şut çekiyoruz geniş alanlar buluyoruz diye düşünüyorum ve şuradan standarttan bir adım öteye gideceğim şimdi. İlk yarı bitti. Şuradan biraz fırçalayalım takımı. Hırsınız nerede beyler? Maçı kazanmayı hiç istediniz mi? Ee... Hadi biraz daha yürekli oynayın. Şu sahaya kendinizi verin. Hücum oyuncularım çok kötü oynuyorlar ya. Bliznichenko, Ravenelli neyse ki topu kontrol etti. Woodman Murashov indir o topu. El Amrani Murashov'a göndersene abiciğim. Murashov'a gönder ya. Allah Allah. Boyko. O, Moncini. Nihat. Felipe Gedoz. Tevfik çok yerinde. Müdahale pası da iyi yere. El Amrani. Şimdi hızla hücuma çıkıyoruz. Muraşov'un arkasına bıraktı El Amrani. Penaltı. Mehmet Kalkan penaltı yaptı. Penaltı atacak hiçbir oyuncum yok. Penaltıyı atamayacağım. E, topun gerisinde Ekrem Tevfik. Ulan penaltı atışın kaç senin? 10. <laughs> Tevfik vuruyor atıyor. Yalnız yıllardır bir tane penaltı kullanacak adam alamadım ya. Gerçekten yazıklar olsun yönetime. bu Transferleri kim yapıyorsa ona yazıklar olsun. E, şu an oldukça etkili geliyoruz. Oldukça iyi oynuyoruz. E, agresif. Daha azimli oynayın diyelim. Kontrollü de bir adım daha taşıyıp e, hücum oynayalım. Ravenel indirdi. Şener. Sarkic, Tevfik. Bir top daha kalktı. gene hücuma çıkıyoruz. Silatçı oluyor. Tevfik. Atakan. El Amrani. Yapma. Kaleye vurma El Amrani. Kaleye vurma orada El Amrani. Yani hiçbir şey yapamayacağım belli. Ee, şunu kanat oyun kurucu. Hücum yapalım. Boyko. Hemen şuradan Sidat Çolu'yu öne atıp e, Embenza'yı alalım. İç forvet destek diyelim. <laughs> Mehmet Horiç, Yavuz. <laughs> Emre çok yerine müdahale. Muraşova çok iyi bir pas gönderdi. Abi yani oradan niçin vuruyorsun ki? Zaten bir sürü adam hücuma çıkmış durumdayız. Şu pozisyonu bir daha inceleyelim. Emre çok güzel gönderdi. Muraşov topu aldı. El Amrani burada. Yanında Atakan var. Solda Çoli var. Yani Tevfik. Hadi Ferri'yi geç. Bir sürü adam var şurada seçeneğin. Burada bomboş Zidat Çoli varken tutup oradan kaleye vurmak çok ilginç bir fantazi. bakalım. El çıkarttık. Muraşov, Batuhan. Ee, inşallah iyi bir ikili olurlar. Alvaro, Abanda, Embenza, Tevfik. Atakan. Vur kaleye Atakan. Direkten döndü Muraşov. Of. Adarabioyo Kornere gönderiyor topu. Ferri kullandı. Embenza vuruyor. Üstten çıktı. Yani hani artık 27 şut çekmişiz. 14'ü kaleyi bulmuş. Ee, ne yazık ki golümüz yok. 1-1 Atakan 90 artı 2'de son saniyede attı golü. Evet, maçın bitmesi lazım artık. Evet 2-1'le yani son saniyede attığımız gol belki son saniye gelebilirsiniz ama saatler yani dakikalardır bu golü arıyorduk. Zaten şurada zaten görüyorsunuz ezmişiz Antalya Spor pozisyon bile bulamadı belki doğru düzgün. Ee, yani bu maç beraber evitse gerçekten çok üzülürdüm analizlere bakalım. Ee, Atakan maçın adamı seçildi Atakan ve yani orta sahanın biraz daha diri olması göbeğin. Ee, bir tık bizi daha ileri götürdü El Amrani'nin performans düşüklüğü var ee, vazgeçilir vazgeçilmez burası tartışılır Muraşov fena değil 6 tane fuar yapılmış Murashov bu arada e, en azından oyuna etkisi var pozitif yönde 2 e, maçta iki galibiyet aldık şu an Osmanlıspor'un puan kaybetmesini bekliyoruz e, 30. hafta maçını da yapmış bulunmaktayız e, çok fazla da bir maç kalmadı Başakşehir'le oynayacağız bir sonraki maçı Başakşehir maçında görüşürüz ee, Şimdi şöyle bir durum var Başakşehir 46 puanda e, Ve 30 maç oynamış Bu Avrupa Ligi'ni falan kovalayabilir Şu an 5 puan geride O yüzden sıkıntılı bir maç geçirebiliriz Hatta deplasmanda oynuyoruz ama Volkan Babacan yokmuş e, Biz iyi durumdayız O yüzden kalecileri oynamadığı için e, Umarım yedek kalecileri diyecektim Mert Günokmuş Bu da çok kötü bir kaleci değil Bu arada Mert Günok 34 yaşına geldi <laughs> bayağı bir ilerlemişiz her Başakşehir maçından önce baktığım futbolcu Okay Yokuşlu İnşallah bu sene almaya yelteneceğim Ben geçen maçtaki gibi başlıyorum Standart başlayacağız Son iki maçta mağlup duruma düşüp Sonradan Hücuma geçmiştik gene aynısını yapabiliriz İnşallah bu sefer Biz galibiyette başlayıp Maça galibiyetle devam ederiz Yani üstün başlayıp galip bitiririz Ferri kanat kaçtı Ferricim görmedin. Atakan çok güzel pas Elamrani 1-0 daha 25. saniyede. Elamrani 1-0'a getirdi skoru. Biz böyle konuşurken ne yapacağımızı ne edeceğimizi 25. saniyede daha ilk dakika dolmadan 1-0 öne geçtik. Hemen şuradan agresif bir şekilde konsantre olun diyelim. Bu agresiflikten de Yılmaz Vural olduk çıktık herhalde ha. Bu kadar bağıra bağıra. Topa sahip olma konusunda iyi değiliz. %51 toplu oynamamız var. <laughs> Palacios, Grandi Abanda'ya çarptı. Okay'ın önünde kaldı. Okay, Tevfik çok yerinde müdahale. Elamrani. Elamrani Ferri'ye döndü. Bir top daha bırak. Evet Emre ortalıyor. Şoli'ye gelmedi. Almeydat. Ferri indirdi. Atakan. Emre Munaşov'un önünde kaldı. Elamrani 2-0. Maçta 21. dakika. Yalnız bendeki iki forvet de süratli yani. E, Murashov Munaşov 14-15 hızlanma. Elamrani 17-17 idi galiba. Gerçekten. Ee, rakip takımlar zaten buna göre e, gardını alıyor. Gerçi de El Amrani'ye gard almaya gerek yok. Bazen şov yapabilir bu maç yani. Hiç belli olmaz. Palacios Alvaro karşıladı. Hadi Tevfik. iyi gönderdi El Amrani'ye. El Amrani güzel pasat, 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 pasat. İşte bundan bahsediyordum. <laughs> Elamran zihinsel olarak bitmiş ya beyin olarak bitmiş bu adam ya takım oyunu 12 kötü de değil takım oyunu aslında bir golcüye göre ya e, performansınızdan çok memnunum böyle devam edin dedik takıma ikinci yarıyı başlat evet şuradan hemen agresif bir şekilde gerçi agresif değil e, dikkatli bir şekilde konsantre olun diyelim 2-0 öndeyiz takımı da şimdi sinirli sinirli konuşup germeyelim. Orta sahada bir değişiklik yapayım. Ekrem Tevfik pek iyi oynamıyor. Palacios. Atakan karşıladı. Tevfik. Güzel çık. Çok güzel gönderdi. El Amrani yeme bu topu. Yeme bu topu. Sidat Çoli harika bir pas. İyi de bıraktı ama karşıladılar. Yapacak bir şey yok. Sidat Çoli elinden geleni yaptı. Yaser tek başına 3 kişiden sıyrıldı. Woodman kurtarıyor. Ben de bu arada oyuncu değişikliğini yapayım. Ee, Tevfik gerçekten çok iyi ataklar başlatıyor aslında şuraya Sami Can Keskin'i atalım. Atakan'la da Sami Can'ın yerini değiştirelim. Ee, Ferri pek iyi oynamıyor ama Ferri ile devam edeceğiz. <laughs> ya yani ilk topları e, pas atması iyi olduğu için e, Ekrem Ekrem'in o yüzden o kontraya çıkarken iyi paslar attık. Palacios, Guedes, Guidetti. Oo çok iyi kullandı tek top. standarttan kontraya dönelim biraz daha. Ee, biraz daha fazla alan buluyorlar. Palacios, Woodman bir direkt daha. Ne oluyor lan? Ferri, Atakan, Sidat Çoli, Abanda. Yapma bak hata yapma. Sakin oyna Atakan, Ferri, Atakan, Sidat Çoli, Sidat öyle bir pas attı ki hani rakip gol atsın diye elinden geleni yapıyor şu an Guedes. Neyse kötü bir vuruş. Feri'de de pek iyi oynadığı söylenemez ama olsun yani. Feri'nin orada top dağıtması alan geniş alan görmesi bizim için çok önemli. Yaşar, Samican, Atakan, Sirat Çoli. Elamrani'ye güzel top. Ferri kanat kaçtı kanat kaçtı Atakan Emre Ferri tek top tekrar Emre ver kaç yaptı Sami Can içeri çevirdi arka direk El Amrani evet takım mantalitesini bir tık e, daha geriye çektik o geniş alanları bulamıyorlar şu an farkındaysanız Sami Emre El Amrani 4-0 size maçın başında demiştim El Amrani bu maç şov yapabilir şov yaptığı maçlardan birisi bu arada derinlemesine taktik anlatımıyla alakalı e, sizlere bir şeyler, bir video hazırlamaya çalıştığım için e, baya bir araştırma yapıyorum. Bölümlerde biraz geçlik var, gecikme falan var. E, o yüzden kusuruma bakmayın. Biraz da ben de bilmediğim yeni şeyler öğreniyorum mesela. Bu arada e, oyuncu değiştirmedik ya, daldık bir tane oyuncu değiştirdik. Sidat Çole'yi, tekrar Sidat Çole'yi. Güzel gönderdi. Murashov vurmadı. Huls, Sager, Guedes. Kalabalık gelemediler zaten. Maçı da 4-1 kazandık. Ee, güzel galibiyet çocuklar dedik. Maç istatistiklerine bakalım. Rakibime bizim ikişer tane mutlak gol pozisyonumuz var. Biz 17 rakip 16 şut çekmiş. Kaleyi bulan şutlarımız eşit. İsabetli pasta bir tık bir adım öndeyiz. Başarılı top kapmada rakip bizden daha iyi. %88. Biz yok. Kazanan 11'i bozmuyorum. Kazanan 11'i bozmadan ee, neyse böyle bir başlayalım. Yedeklerden birkaç oyuncu değiştiririz. Hiç belli olmaz çünkü ilk maçı 3-1 kazandık ama <laughs> bizim de takımımız şu an bir ivme kazandı. Bir form kazandı. 3-1'lik skor hiç belli olmaz. Kayseri 2 tane atar yatarlar. Lig maçını hatırlıyorsunuz. iki tane beleşten gol atmışlardı. Gerçi o maç 2-2 bitmişti ama olsun. <laughs> şu Robin dediği Robin Yalçın mı sabekte evet Robin Yalçın sabekte kullanılır Beşiktaş'tan kiralık Rize'deydi en son Rize Konya Osmanlı Kayseri Beşiktaş'a gelmiş Kayseri geri kiralamış Ekrem Tevfik maç başlar başlamaz geleneksel sarı kart görme işini halletti Toma Basiç rakip offside'da düştü maçta 25. dakika henüz bir <laughs> Atak el avuca gelir bir pozisyon yok. Şöyle standarttan bir tık öteye kontrolüye gidelim. Sidat Çoli Muraşov Ahamada'nın kucağında kalıyor top. Ee, burada çok akıcı oynatmamın sebebi e, sizlerden de bir arkadaş tavsiye etmişti. İsmini hatırlamıyorum. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Akıcı veya çok akıcı oynatman lazım demişti 4-4-2 oynarken. Yoksa Ömer Üründül... E, Muhabbeti yapıp demişti ki bloklar arası mesafeler açılır tarzında bir yorum yapmıştı. Bir an Ömer Üründül geldi gözümün önüne. Ee, onu kullandım. Biraz daha yakın oynuyorlar birbirlerine takım. Zaten çok akıcı da biliyorsunuz. Takım yardımlaşma konusunda biraz daha iyi duruma geliyor. Ulan ne yapıyorsunuz be? Yardımlaşma konusunda demeyeyim de. yani Defans oyuncuları hücuma yardım etmeye çalışıyor. Orta sahaya yardım etmeye çalışıyor. Forvet oyuncuları orta sahaya yardım etmeye çalışıyor tarzında bas hiç. Ulan ne oluyor dedim. Bak gene Martinez çıktı orada direkten döndü. Yani ben ama okunmuş kale var herhalde bende. Başakşehir maçında iki tane top direkten döndü. Bu maçta şimdi öyle. Elamrani, Atakan, Ferri. Dön kanada. Atakan çok iyi gönderdi Emre. Tek top Elamrani vuramadı. Bu kim lan top çarptı? Atakan mı? Aynen Atakan'a top çarptı. <laughs> evet 70. dakikaya doğru geliyoruz. Futbolcularımızda büyük bir çöküş var. Standart'a dönelim biz. Şimdi şuradan agresif bir şekilde diyelim ki daha azimli oynayın. Basić, Alvaro karşıladı. Atakan kapo topu. Evet, çok güzel, güzel bir atak başladı Atakan. Olsun, bu da olsun. Top bizde kalıyor en azından. Emre yapma adamın içinden geçmeye çalışıyorsun. Yalnız gücüm oyuncuları. Martinez geldi nereye? Topu söktü aldı. Atama. Svensson'e tek top oynadı. sen kaleyi karşısına aldı. Woodman kurtarıyor. Korner lan o. Woodman Alvaro derken sonraki önemli an için bekleniyorum odun önce. Sidat Çoli'nin sakatlık haberi geldi. Evet Sidat Çoli'yi değiştirelim. Isaac Mbenza'yı aldık. Oyuna Ahamada Abanda Tevfik yerinde müdahale Mbenza Tevfik Şık bir pas. Abanda, Tevfik, Mbenza, Atakan, Mbenza adım adım gole doğru gidiyoruz. Ferri. E, böyle oynatmam. E, şurada mesela e, Mbenza pas oyununa ne kadar girdi? Hani orta saha hücum olarak oynatmam. Kanat olarak oynatsam tek başına kalacaktı. Böyle top bizde kalıp adım adım ileri gidiyoruz. Şu anda mesela Ferri gönderdi. Büyük ihtimal e, Muraşova ama burada kanattan Emre hücum oynattığım için bindirmesi var. Geride destek olarak Aban da var. Burada görüyorsunuz çok e, El Amrani burada öne kaçabilir. Muraşo buradan kaçabilir. El Amrani penaltı. Kanabıyık bir bakalım. <laughs> Beni etkileyen bir oyuncu olmadı. Takıma duran topları kullanacak etkili bir oyuncu lazım. Duran toplara penaltının da dahil olması lazım ama. Sadece korner vesaire değil. Tefik kullanıyor. Ders köşeye yaptı. 1-0 öne geçtik. Hemen hızlıca oyuncu değişiklikleri yapalım. Ekrem Tefik yerine Maksut'u alalım. E, Atakan yerine kimi alalım? Atakan yerine de Samijan Keskin'i alalım. Bu iki oyuncu bizim orta sahamızın dinamosu. Bir sonraki lig maçı için çok yardımcı olacaklar. Maçı riske atmak istemedim. 3-1'lik skor evet çok iyi bir skor ama e, şunu hücum yapalım. Bakalım biraz daha hücuma çıkalım. <laughs> 3-1'lik skoru gene de riske atmak istemedim. Şu an daha rahatım. Çünkü rakibin şu kısa süreçte 4 gol atması lazım. Salih'ten harika bir pas. Svensson durumu 1-1 yapıyor maçta 86. dakika. Tabi orta sahadan 2 oyuncu birden değiştirdik. Onların maça alışması, adapte olmaları biraz zaman alacaktır. Basıç, Robin Yalçın, Atama, geçen sene bizdeydi Atama. Ne oyunlar oynadık onunla, ne maçlar çıkardık. Burak Şampiyonluğun e, büyük emekçisidir Atam'a Emre karşıladı Sami Can basıç kaptı Svensson Uzaklardan etkili bir vuruş Ancak top avuta çıktı Evet Türkiye Kupası'nda finale çıktık e, başardınız Tebrikler finaldesiniz dedik şöyle bir istatistiklere bakalım 2 tane mutlak gol pozisyonumuz var 14 şut çekmişiz 6'sı kaleyi bulmuş rakip de bayağı şut çekmiş e, İsabetli pas olarak biz Epey daha iyi durumdayız. Top kapmada %100 rakip %73 top kapma mücadeleler açısından iki takım için de verimli geçmiş diyebiliriz. İki kaleci de etkili kurtarışlar yapmış. Maçın adamı kim seçilmiş? Ekrem Tevfik 10 tane başarılı top kesmesi var. Ravenelli de 10 tane başarılı top kesme. Alvaro 13 başarılı top kesme. Alvaro da sezon başında pasta atan stoper olarak kullanıyordum pek. Oynayamıyordu ama şimdi biraz daha iyi durumda. Erik suyu alayım diyorum ben. Kadroya Orhan Aktaş yerine. Ee, hadi bakalım çocuklar. Yani 4-4-2'de benim tarzımda oynamak istiyorsak e, biraz daha şu kanat oyuncuların oyuna dahil olmasını sağlamak için ben biraz daha durarak oynayan e, futbolcu rolleri ve görevleri verdim. Tabii kanat olarak oynayıp verim alanlar da vardır. Ben çünkü iyi bir taktisyen olduğumu iddia etmiyorum hiçbir zaman. Ben kendi görüşlerimi paylaşıyorum sizle. Bu arada maçta 13. dakika. Woodman, Alvaro, Ravenelli, Ferri. Sakin oyna oğlum. Birinci çalım. Muraşova şık bir pas. Ekrem Tevfik, El Amrani en benza Ulan El Amrani gol. Maçta 13. dakika 1-0 öne geçtik. Ali Elamrani yazıyor. <laughs> Volkan, Poco. Ulan lan 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 yapmayın. Nu, Nathan. Ulan neler oldu orada? Göremedim. Çok merak ettim orayı ama. E, neyse ki gol olmadı. Ferri tekrar. o şık bir çalım. Ferri yerinde bir pas. Atakan El Amrani şık bir pas. Muraşo vurdu. Kaleci ve sonra direkt topu uzaklaştırıyor. Akhisar Belediye savunması. Maçta 26. dakikaya geldik. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Poko, Volkan, Nathan. Şık bir pas. Latte. Yalnız adam çok şık sıyrılıp e, bir anda yüzünü kaleye döndü. Embenza Azubuike kaptı Nathan Iglesias Volkan Nathan Volkan yapmayın çocuklar yapmayın Andrade latte frappuccino Kapicino. Iglesias ortayı yaptı latte topu kaptı ne oluyor oğlum Çok geniş alanlar buluyorlar Poco Azubuike Nathan Ulan lan lan var ya gol atacaklar o kadar belli. Öyle bir top çevirdiler ki adamlar. Ah ah içim yanıyor içim. Neyse ben hücum ağırlıklı oynayacağım babacım. Biraz daha dengeli alanı çevirelim. Maçta 36. dakikaya geldik. Şöyle biraz çemkirelim oyuncularımıza. Daha azimle oynayın. Abanda ve Emre dökülüyorsunuz. Emre'cim niçin dökülüyorsunuz? Ee, i̇lk yarı bitti. Gösterdiğiniz performanslardan hiç memnun değilim dedi ki takım biraz ateşlendi. Atakan, Alvaro, Abanda, Tevfik. Elamran içeri çevirirse tehlike ama çeviremedi. Tevfik çok iyi bir top gönderdi bu arada. Defans arkasına. Elamran de iyi sarktı orada. Ferri hiç iyi oynamıyorsun Ferri. Feri kovusu atalım oraya. Muraşov'un da pek iyi olduğu söylenemez. Woodman, Alvaro, Ravanelli, Atakan, Tevfik, El Amrani, Azibuike'den Benza'da kaldı top. İçeri çevirdi. Muraşov'a gelmedi. Atakan yapıştırır mı? Muraşov'un koşu yoluna bıraktı ama e, kötü bir pastı. Emre ne yaptın? Ravenelli oğlum ne yapıyorsunuz ya? Andrade Hazi iki oğlum vur topu ya. Latte Woodman Direk. her şeye çarptı top. Poco Hazi bu iki tekrar Poco Topun kapılması lazım beyler. Nathan. Ravenelli tek top. Muraşov alamadı. Ertuğrul karşıladı. Volkan, Latte. Andrade. Ravenelli penaltı yaptırdı. Adamlar zaten sağlam geliyorlardı. Topun gerisinde Latte. Haydi Woodman. Haydi Woodman. Woodman kurtaramadı. Nathan. Forvet arkasında Nathan varmış. 1-0. Üstünlüğümüzü koruyamadık. 2-1 öne geçti. Aksar Belediye ve biz kendi evimizde oynuyoruz. Biraz daha geniş alana yayılalım. Biraz daha tempomuzu arttıralım. Daha yürekli oynayın oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Ertuğrul, Behiç, Nathan, Sisoko, Azibuike adamlar çatırtıştır pas yaparak geliyorlar ve biz bu trafiği engelleyemiyoruz. Biz bu adam oyunlarına karşılık veremiyoruz adamların zaten tamamen kapandılar şu an. Latte, Soko, Nathan, Behiç eee sanki Barcelona var karşımızda. Abanda foul mu yaptı? E, bir penaltı da Allah'tan takıma sert oyna demedik yani. Bir de sert oyna deseydik herhalde ne olurdu kim bilir. E, sanırım bu maçı kaybediyoruz. Latte takımı kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi. E, takım bir ivme kazanmıştı ama Akser Belediye bunu durdurdu. Ovusu Ravanelli'ye gelmeden Luis kapıyor topu. Maçta artık uzatma dakikaları. Emre tek top. Ovusu. Şık bir çalım Ovusu'dan. Atakan'a gönderdi. Ekrem Tevfik. E, standart orta saha mı oynatsam acaba bir tanesini orta sahaların. Ovusu iyi pas. Atakan tekrar Ovusu. <laughs> Nereye gönderdi topu bilmiyorum ama 3-1'lik e, mağlubiyet aldık. Şanssızdınız bugün diyelim. E, çok da kötü oynamadık. yani Rakibin 4 tane mutlak gol pozisyonu varmış. Bizim sadece bir tane e, etkili şutlar çekmişiz. Top kapmada iyiyiz. Rakipten bayağı iyiyiz. E, 433 pas 482 pas. Bizden çok daha iyi paslı oynadılar. Gerçekten bunu kabul etmek lazım. E, Ravanelli'nin bir tane Gole sebep olan hatası var en benzer isabetli orta yapamamış Neyse sağlık olsun maçın adamı kim Latte hakikaten adamı tutamadık e, 4 tane mutlak gol pozisyonu varmış adamın Neyse Puan durumu ne alemde Oo, bu maçı kazansaydık 6 puan fark olacaktı veya berabere kalsaydık Bir maç e, avantajımız olacaktı ama Şu an ne var 3 puan fark var ve son 2 maç e, Osmanlı Spor bizim fikstürümüze bir bakalım. Eskişehir deplasmanı ve, of Eskişehir ve Osmanlı deplasmanımız var. E, Baya bir ara var. O yüzden burayı böyle kesiyoruz. Eskişehir maçında görüşmek dileğiyle. Eskişehir deplasmanındayız. Çok zor bir deplasman. Eskişehir gerçi e, lige havlu atmış bir takım ama e, inşallah biz bu maçtan 3 puanı alır 3 puanla ayrılırız diye düşünüyorum. Ee, 1.17'ye 8 veriyorlar. Aslında bazı maçlarda bize daha fazla. Hani 1.17'ye 11 falan oluyordu ama herhalde Eskişehir kendi evinde oynadığı için e, 8 veriyorlar. Kreko, Aytaç, Enes, <laughs> Ufuk. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aytaç, Benaser, tekrar Aytaç. Ufuk, kaleci ile karşı karşıya Woodman ilk dakikadan etkili olmaya mı çalışıyorlar? 5. dakika net bir pozisyon buldu Eskişehir. Of, lan ne oluyor çıkartın şu topu. El Amrani, Benaser, Ufuk, Lukic. Ya baya baya çatıştır top oynuyorlar şu an adamlar. Tevfik Tek Top, El Amrani. Ya o kadar zorla mı oğlum? O kadar niye zorluyorsun? Geriden gelen adam var şurada. Tevfik var. Aban da El Amrani'ye bıraktı. Aytaç kesti topu Ufuk'a doğru gönderdi. Tevfik yerinde müdahale El Amrani'ye gönderdi topu. Ferri kanat boş kanat kaçtı. Ferri Emre güzel orta Mustafa Temel karşılıyor defansta. Abanda. Embenza. Tekrar bırak Abanda'ya. Güzel orta gol getirir. Muraşo vurdu. Mensah kurtarıyor. Ataklarımız arttı bu dakikalarda. Ferri. Vur vur kaleye yapıştır. Aa, çok bekledin. Yürekli oynayın oğlum. Yüreğinizi sahaya koyun. Şampiyonluk maçınız. Evet bir ilk 5 dakika Eskişehir'in üstünlüğü vardı ama sonraki bir yarım saatlik bölümde ağırlığımızı koyduk. Bu arada maç bitti. Performansınıza hiç memnun değilim dedim. Hücum ağırlıklı olarak oynamaya çalışalım. İkinci yarıyı başlat dedik. Biraz daha tempomuzu yükseltmek durumundayız. Savunmayı öne çekelim. Alvaro Atakan Tektop top. Tevfik. Elamrani Atakan. Ferri. Tayfik vuruyor arka bir gol. Biraz daha alanı genişleteceğim. Tayfik harika bir gol attı. Daha azimle oynayın lan. Maçta 60. dakika 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Atakan pek iyi oynadığı söylenemez. E, ee, Sami Can keskin alacağım Atakan yerine. Elamrani ve Muraşov dökülüyorlar. Tel tel olmuş dökülüyorlar. E, ee, Elamrani yerine Ve Muraşov yerine Batuhan'ı atalım. <laughs> Ferri kullandı. Elamrani Tekrar El -Amrani. ikinci gol gelsin artık Samirca. Son anda Mensah kurtarıyor. Son anda Mensah topu kurtardı. Ferri ortalıyor. Aytaç topu taca attı. Bekletmeden tek vuruşla Abanda El -Amrani. El Amrani. bütün topları gidip alıyor ama yani Ferri, Tevfik, Emrecan baya sert müdahaleyle topu kontrol etti. Mensah Abanda, Aytaç, aman çocuklar sakın sakin, sakin olun. Aytaç, Mete Kağan. Yani uzatma dakikalarında böyle pozisyon kalede yemek çok kötü. Embenza, Tevfik, Sami Can, Ferri, Batuhan. Ferri, Emre kaçtı. Evet, güzel orta. Bak Batuhan içeride çok güzel ortaladı ama biraz uzağa doğru ortaladı. Mensah, Lukic, Recep, Ufuk, Oğlum ne yapıyorsunuz? Kapın o topu. Meta Kağan. Corner. E, son dakikalarda böyle rahat edemiyoruz. Mete Kağan. Ferri karşılıyor. Maç bitiyor. 1-0'lık üstünlük. Evet 63 puanımız var. Osmanlı maçına Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garanti ettik. E, 712 bin tutarında da para kazandık galibiyetten dolayı. Maaş bütçesi 27 milyon euro, transfer bütçesi de 22 milyon euro olacakmış. Tevfik'in performansını tabii ki de övelim. Şu uzaktan şutu daha iyi olan 3-4 tane, iki tane orta saha bulsam var ya, yani onları oynatıp bu skor işini çözeriz. Evet, ligin son maçı Osmanlıspor maçına doğru ilerliyoruz. Deplasmanda oynayacağız. Biraz daha temkinli oynamamız lazım. Biraz daha sıkıntılı geçecek bir maç çünkü. Osmanlıspor. E, Osmanlı Spor, Bu arada Osmanlıspor Spor o da kazanmış. Onlar da bir ivme kazandı son haftalarda. E, şurada bir çöküş yaşadılar ama ondan sonra son iki maçtır kazanıyorlar. Son beş maçtır mağlubiyetleri yok. E, biz geç... Akisar'ı yenseydik ya da berabere kalsaydık Akisar'la şu an şampiyonduk ve rahattık. Ee, bölümü de kesmeden bakalım buradan devam edelim. Osmanlı Spor maçı ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. <laughs> Fenerbahçe'nin ilgisi El Amrani'nin üstündeymiş. Fuhu, şov yapıyor El Amrani. 30 milyon euroya yükselttim burada istenen bon servisi. Yalnız hep iyi takımlar var. İşte Zenit var. Valencia var, ee, başka Borussia Mönchengladbach, Saint Etienne, Valencia herhalde en ciddi ilgilenen buymuş. Evet genç oyuncumuz Kerem, milli takıma seçilmiş bu arada. Ee, genç milli takım olması lazım zaten. Remzi son iki ayda futbolunu geliştirmiş, ortalar ve yetenek özelliklerini kısmen geliştirmiş. Antrenmanda çok iyi geniş, gelişme kaydediyor, çalışması için görevlendirildiği bireysel antrenmanların faydası olmadığını düşünüyormuş kendince ne vermişiz bireysel antrenman. <laughs> Pas gelişiyor işte. Topsuz alan çok iyi ya. Yani biraz daha böyle fiziksel olarak yükselecek inşallah iyi yerlere gelir diye düşünüyorum ama tabii herkesin şeyi belli, yeri belli. Biraz da oynatmak lazım. Gerçi bizim bu sene şey de bitiyor. Yani önümüzdeki senenin ortasında. Evet e, belirlenen takvimden 4 ay geride olan yeni statlarına gerçekten bir an önce kavuşmak istiyoruz. Eylül tarihine kadar yeni buca stadında mı oynayacağız? şu kulüp pardon yönetimden bakalım. E, 16 Haziran hadi bakalım inşallah biter. E, antrenman tesislerinde bir nebze daha yükseltirsek çok güzel olacak. Çünkü şuradan kulüp ekrandan tesislere baktığımız zaman ne varmış? İyi antrenman tesisleri. Bakalım bir tık daha bittiği zaman antrenman tesisleri ne olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Osmanlı maçı geldi. Vallahi heyecanlandık. Ee, bu arada gözlemciden rapor gelmiş. İskandinavya gözlemci güncellemesi futbolcu var mı ki? Bayağı futbolcu bulmuşlar bize. Daniel Ivanovic 7.40 artı ortalamayla oynamış. 1.2 milyon euro. Tahmini maliyet 3.2 milyon euro diyor. 4 tane kötü iletişim dil öğrenir. Kiralık gelmeye niyeti yokmuş. Orta yapma özelliğini geliştirmesi gerekmiş. Gelişi ee, gelişi onların hepsi gelişir 20 yaşında İsveçli bir futbolcu. Ee, pas özelliği, pas dağıtma özelliği olan bir oyuncu. Zaten oyun tercihlerinde de oyunun yönünü diğer kanadı değiştirmeyi sever özelliği var. Valla etkili bir oyuncu. 20 yaşında 17 yaşında olsa alırdım ama e, bakalım ha bu zaten biliyorsunuz geçen seneki aşkımız bizim Martin Wallin e, valla kanat oyun kurucu olarak falan da bulunuyormuş orta sağ açık olarak da kullanabiliriz e, orta yapması falan iyi bir oyuncu bakalım bir fiyat soralım alacağımızdan değil ama evet burada Güney Amerika gözlemci Güney Amerika'daki baş e, Güney Amerika'daki gözlemci güncellemesi. Konuşamadım. Bazı şeyleri söylediğimi zannedip söylemiyorum. Junior Ortiz takım oyunu 18 sen. Nesin öyle? Şöyle bütün özellikleri iyi özellikleri bir arada barındıran hücum oyuncusu bulamayız herhalde. Gelmez bize ama e, şimdi bakalım. Neye bakacağız? Tabii ki de itibarımıza bakacağız. Osmanlı Spor maçından önce bir itibara bakalım. Son maça bırakılır mı şampiyonluk ama kalıyor işte. Ali Elamrani ile konuşmamın ardından oyuncunun artık yönetimdeki disiplin eksiklikleri hakkında endişelenmediğine ve bu konuyu arkasına bırakmaya hazır olduğuna kanaat getirdim. İyi morali düzelmiş o zaman bu güzel bir haber. Zor bir maç öncesinde. Lan lan lan. Zor bir maç öncesinde böyle bir haber almak gerçekten güzel. Bilgi diyelim şimdilik bir sıkıntısı yok. E, gayet iyi. Bu çok iyi haber. Maç öncesinde moralli olacak. Evet transfer olmaktan da vazgeçti. Doğu Avrupa gözlemci çıkmadı herhalde bir şey. Buradan aget bulmuşlar. E, kaç yaşındaymış? 19 yaşında Dimitri Bugaev. Kanat oyuncusu Rus. Neyse geçelim onları. Şimdi biz başka şeylere odaklanalım. Takımla toplantı yap. Yapalım bakalım. inşallah sıkıntıya sokmaz. Bu maça kadar şampiyonluğu hala nasıl? Geç o kadar değil. Ee, i̇htiyacımız olan tek şey son maçtan şampiyon olarak ayrılmak. Her zamanki oyununuzu oynayın. Ve kapılmayın dedik. Oo. Niye geçiştirdik ya? Neyse. Pek verimli bir konuşma olmadı olsun. benzanın Kongo takımına çağrılması mümkün değilmiş boş ver. Ee, evet zorlu Osmanlı virajındayız. Etkili bir stoperleri varmış. Muşiner yalnız adam gerçekten Osmanlı sporu bayağı bir şey yaptı ya. Geçen sene. Şuradan bakalım. Geçen sene Osmanlı Spor Ligi kaçıncı bitirdi? 13. Bu sene şampiyonluk yarışında. İstanbul Spor, Osmanlı Spor, Bursa Spor, Gençler Birliği, Trabzon. Kötü durumda. Yani kötü durumda dedim. 5. sırada ama puan puan alar. Yani 3.lüğe kadar yükselebilir. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray. Ya yani niye böyle oluyor? Ya bunu böyle olmaması lazım. Yani bu takımlara şey yapmıyorlar mı? Valine neyse 3.8 milyon euro vermeyelim. Bu takımlara demiyorlar mı? Hayatları boyunca ya bir kere ya da iki kere hani 10. sıranın altına düşmüşlerdir diye bir bilgi gitmiyor mu acaba bunları yaparken, potansiyelleri yaparken? Hani şu oyunu oynadığımız süreçte 8 sezon geçtik. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın buralarda birer kere olması lazım. Hep ilk 5 içinde olmaları lazım ama Demek ki olmuyor. Olduramıyorlar demek ki. Niye? Ha ekstra antrenman yaptırdığımız için mutsuzlarmış. Neyse e, kapatalım bakalım ekstra antrenmanınızı. Sidat Bey, Sidat Çoli Bey. <laughs> 4-4-2 çıkmayacağım bu maça. Tek forvetle çıkacağım. E, El Amrani ile çıkacağım. Sadece ön libero ile başlayacağım. E, Forvet arkası da değil. Ön libero. Daha sağlam bir orta saha kurgusu olsun diye e, sadece bir tane kanat oyuncusuyla çıkacağım. Berkan Taş maçın adamıymış. Adama baksana Taş gibi. Şimdi şöyle başlayalım. Tam forvet hücum yapalım. El Amrani ya, e, ya da fırsatçı golcü mü yapsak? Neyse tam forvet tam forvet hücum olarak kullanalım. E, Muraşov'un yerine orta sahaya Sami Can keskin değil tabii ki de. Şöyle bir Atakan'ı mı kullansak? Atakan'ı kullanın. Defansif saha. savunma yapalım Atakan'ı. Ee, Tevfik savaşçı saha destek. Defansif oyun kurucu savunma yapalım. En azından top dağıtacak bir tane adamımız olsun. Sami Can yerine de e, Tato'yu atalım. kanat hücum ee, kanat hücum Embenza yerine de Sidat Çolu atalım orta sahaya. Evet bu şekilde başlayacağım. Kanat Bey destek olsun. E, ee, Savaşçı orta saha iki yönlü orta saha. Atakan oyun kurucu savunma olarak ee, Fer biraz daha boş alanlara koşu yapıp daha fazla hücuma çıksın. Eee Tamamdır herhalde. Bakalım böyle bir oyun anlayışı. 12 tane yabancıya ulaşmışız. Bu arada en benza yerine Sami Can'ı atalım. Orta sahada maksut kalsın. Evet böyle başlayalım. Evet, şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Biraz önlem alarak çıktık. Kendimizce e, orta alanı biraz daha sıkıştıralım. Göbekten e, boşluk vermeyelim. Yalnız bayağı bir oyuncusu eksikmiş. Eray Cumart. Nereden buldunuz lan siz bu adamı? Ee, İsviçre'den getirmişler. Baya bence iyi bir stoper. <laughs> Flamant. Baya etkili bir kanat oyuncusu. Aston Villa'dan 1.9 milyon euroya nereden almışlar? Manchester United'dan. Bu oyuncuyu ben almak istesem herhalde dünyaları isterler benden. Ve Musa Aras. Musa Aras. Bu da yokmuş. Musa Aras çok sıkıntı çıkartacak bir futbolcuya benzemiyor ama 19 maçta 3 gol, 2 asist. Flament on, 18 maç, 3 gol, 1 asist. Neyse. Ee, favori olarak biz gözüküyoruz. Deplasman'da oynayacağız. <laughs> Asistanı gönder dedik. Kristo, ee, Emre Çolak. Emre Çolak'la Şimdi şöyle birebir bence adam tutturmam lazım. Benim Tevfik Hatta Tevfik'i de savaşçı orta saha değil de iki yönlü orta saha olarak. Orta saha göbek destek olarak kullanayım. Ee, karşında kim var senin? Bir dakika. Şuna dikkat etmem lazım. Burada. Çimeze'ye tutturmaya gerek yok. Ooo teknik. 19. Sen ne yaptın ya? O biraz daha defansif oyun kurucu. Geri, geri gelip oyun kurmaya çalışacak. Ee... Yalnız acayip teknik bir orta sahaları var. Ben direkt şuradan <laughs> Emre Çolak, Amin Umar ve Kristo bunları kullanmayacağım. Bunlar zaten süratli oyuncular. Şey pardon, Kristo Emre Çolak hızlı değil. Çimeze fena değil. Kristo e, Kristo'ya da sıkım markaj yaptırmayalım da Emre Çolak'a sıkım markaj yaptıracağım. E, hızlı oyunculara pres yaptırmayacağım. Kurtulmaları çabuk olur. Her zaman dedik. E, topa hamle biraz sert oynayalım bu üç oyuncuya karşı. Üçüne de zayıf ayak kullandırmaya zorlayalım. Adam bayağı süratli bitiriciliği de iyi. Yani inşallah e, kazasız belasız bir maç geçiririz. Şunu biraz daha katı yapalım. Daha kontrollü. Hadi bakalım maçı başlat dedik. Hadi çocuklar. E, final maçına çıkıyoruz. Önemli anlar değil genişletilmiş diyelim. Biraz sıkılmazsınız inşallah. Çünkü bu bizim için önemli bir maç. Biraz daha oyuna müdahale etmemiz gerektirecek dakikalar olduğuna inanıyorum ben bu maç içinde. Jordan Ferro offside. Emre Çolak korner atışını kullandı. Sedat karşıladı. Çimeze tekrar Emre. Christo vuruyor. Woodman topu kurtardı. <laughs> Leo. Çimeze. Alvaro güzel çıkın. El Amrani. Şöyle bir etrafında döndü. El Amrani yanında adam var. Niçin zorluyorsun o kadar ya? Atakan karşıladı. Christo. Umar. Kapın o topu çocuklar. Umar. Ravenelli karşıladı. Emre Çolak. Mawassa. Mawassa. Ulan nasıl söyleniyor o isim ya. Tekşehir'e. Biraz daha daralan derken Aminu Umar 9. dakikada 1-0 öne geçirdi. Uf, ve şu an Osmanlı Spor liderlik koltuğuna oturmuş durumda. <laughs> Abanda, Elamrani. Ah be abicim. Korner lan. Abanda, Sidat Çoli. <laughs> pas atamıyoruz daha. Pas atamıyoruz. Ravenelli karşıladı. Amin Umar. Ulan uzaklaştırın o topu. Ne yapıyorsunuz? Birbirinize bakıyorsunuz ya. Muharrem. Yalnız Osmanlı da çok sağlam bir kadrosu varmış. <laughs> Bunu gördük. Tevfik çok yerinde müdahale. Tevfik şık bir çalım. Oğlum çıkar topu ayağından. Ferri. Tato. Tevfik. Ferri. Önünü boşalttı vurdu. Himelman. Şu adam sadece hücumu düşünsün. Emre, Tato, Tevfik, gol! Sidat Çoli atıyor, offside olmasın, offside olmasın. Sidat Çoli 30. dakikada 1-0'dan 1-1'e getirdik skoru. Sidat Çoli, doğru zamanda doğru yerde Emre, Tato, El Amrani, Emre, Atakan, Tato, Atakan tekrar. Feri vuruyor, Oo, oh, nerelerden vurdun ama direkten döndü top. Biraz daha dar alanda oynayınca e, biraz daha topa hakimiyet sağladık gibi Ferri karşıladı Elamrani. Haydi oğlum yürü. Elamrani o göbekten bindiren var Elamrani. Göbeğe dön, göbeğe dön. Tevfik Ferri vuruyor Himelman. Son anda kurtardı. Sidat Çoli kullanıyor. Alvaro'ya gelmedi. Atakan Çoli'ye gönder tekrar. Tevfik Ferri e, sakın. Sakın. İşte bundan bahsediyordum. Sakın sakın diye yapma böyle şeyler. İlk yarı bitti. E, Performansınızdan hiç memnun değilim dedik. E, takım biraz ateşlendi. <laughs> Valla iki takım da bayağı etkili oynuyor. Bayağı etkili pozisyonları var. Faiz, Leo, Umar. Sidat Çoli yerinde müdahale. Leo Sidat Çoli karşıladı Cristo derken eee Şöyle bir şey yapalım. Destek olarak, destek olarak değil de e, defansif kanat Evet dedik hadi bakalım. Kristo hop. Oğuz'un son anda çok sağlam bir vuruş çıkardı. Bu arada Tevfik'te savaşçı orta saha destek yapalım. Ofansif oyun kurucu destek diyelim buna da. Atakan da şimdi değiştireceğiz. Emre yaptırmayın Atakan Elamrani alırsa onu affetmez diyecektim ama nerede o günler e, defansif orta saha savunma evet Leo Umar e, kapın o topu kapatın önünü Emre Çolak abi yapmayın be Ravanelli Tevfik. yapıştır bunu Atakan Atakan vurdu. Himalman, nasıl bir kalecisin sen oğlum? Bayağı iyi bir kaleciymiş Himalman. Derekov'u yatalım Tato'nun yerine. Tato dökülüyor. Abanda da çok kötü oynuyor. Abanda şunları da savunma yapalım. Hatta back savunma yapalım. Çimeze, Emre Çolak, Emre Uruç. Hadi Elamrani kaleci ile karşı karşıya. Elamrani. Ah bu da Elamrani 2-1 maçta 67. dakika. Emre 45 metre asist yaptı. İşte budur abi. işte budur. Woodman, Abanda, Alvaro, Sidat, Çoli. Tempoyu da düşürelim. Ferri kaptırma orada topu. Erik Oğuz'u Üçüncü gol mü geliyor? Ovusu, şık bir çalım. Ferri. Oğlum adamlar uçan tekmeyle top kapıyorlar ya. Emre, Atakan, Tevfik, Elamrani döndü vurdu gol. O şık bir çalım ama fayas bırakmadı. Abanda, Sidat Çoli. Çizgiye inecek mi? Sidat Çoli şık bir çalım. Ferri yaz bunu. Yaz bunu Tevfik. Götü bir vuruş. Maçta 70. dakika. 2-1 üstünlüğümüz devam ediyor. Oğuz'u Atakan. Ferri. Obusu tekrar. Atakan. Tevfik. Uzaklardan bir vuruş. Himelman. Bunu da kurtarıyor. Sidat Çoli. Öndirek Leo. Abanda. Tekşehir'e Woodman için kolay bir top. Ee, artık 90. dakika Ferri'yi çıkartıp Sami Can Keskin'i alalım. Atakan yerine Maksut'u alalım. Erik Ovusu. Ferri. Tekrar Ovusu. Çizgi yenebilir orada. Oo, çık bir çalım. Ovusu içeri çevirdi El Amrani'ye. Gelmedi. Zeki. Mavassa. Evet artık uzatma dakikalarındayız. Maç bitti diyebiliriz. Erik Oğuz'u kullandı. Sidat Çolik Himelman çıktı aldı artık şampiyonuz. Şampiyonluğu da kimseye kaptırmadık. İki yıl üst üste Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu İstanbul Spor. İtibara bakmayı unuttuk maçtan önce ama olsun. Şöyle yapalım hemen. itibarımız etkilemeyecektir şu an. Ülkeler, Türkiye listeye bir bakalım hemen. Kaçıncı sıradayız? 8. sıradayız. Bakalım maç bittikten sonra kaçıncı sıraya yükseleceğiz. Erik Oğuz'u geriye bıraktı. Tevfik. Tevfik orada şov yaptı. Topu kaptırdı. Aminu Umar bütün süratini kullanarak pozisyona girmeye çalışacak ama yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun Osmanlı Spor'a. Şampiyonluğu bu senede söke söke aldık. Sallandığımız dönemler oldu. Sallantıda olduğumuz dönemler oldu ama... Evet artık Bu sene de çok kötü bir sezon geçirmiş olsak da şampiyonluğu bırakmadık. Dönem dönemin işlerimiz, çıkışlarımız oldu. Yalnız Himelman 6 tane top kurtarmış. Maçın adamı Sidat Choli 14.9 kilometre mesafe koşmuş. E, Tato'nun ortaların isabet yüzdesi çok kötü. Elamrani çok güzel bir gol attı. Emre Uruç güzel bir asist yaptı. E, şampiyon biz olduk. 34 haftanın sonunda önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Şimdi bakalım itibarımıza ne durumdayız liste dedik. Bursa Başakşehir'in üstüne geçmişiz. E, 6. sıraya geldik. 2 sıra birden yükseldik. Yükselişimiz devam ediyor ama Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ilk 3'te bizim hedefimiz bu sene sonunda 4. sıraya gelmekte. Acaba Türkiye Kupası'nı kazanırsak. E, bu hedefimize ulaşacak mıyız onu bilmiyorum şimdi Konya final maçı için Stada doğru ilerliyoruz Güzel bir haber var yılın menajeri ödülünü ben kazanmışım geçen sene de ben kazanmıştım 2 e, yıldır üst üste yılın menajeri ödülünü kazanıyoruz şuradan ödüle bak deyip 2 e, sene görüyorsunuz Harry Lucas varmış daha önceden Şimdi nerede boşta mı? Boşta Kayseri sporla kazanmış. Saffet Susic Galatasaray başında. Mehmet ile Aykut Kocaman falan filan derken iki sene üst üste biz e, bu ambargo koyduk iki yıldır. Yılın takımına Woodman ve Ravenelli seçildi. Alim Öztürk Dacos zaten çok iyi bir adam. Gençler Birliği'nin bu orta saha oyuncusu zaten fena can yakacak bir oyuncu. E, Mallorca'dan 3.5 milyon euroya almışlar. Vallahi adamlar iyi bir yatırım yapmışlar. Karşılığını alacaklar. Süper Lig ödülünü kim kazanmış? Yılın defansı Luka Ravenelli var. E, Marigiano Defans Sol. E, bu oyuncuyla sözleşme direkten döndü biliyor musunuz? Bir fiyat soralım Marigiano'nu. Ne fiyatı varmış? Görelim. E, Uğur Çiftçi Turgut Yiğit Fenerbahçe'nin bu genç kanat oyuncusu çok iyi. Ben almaya çalıştım. Tabi satmadılar öyle. Her oyuncuyu satmıyorlar. Kristo gerçekten çok tehlikeli bir takım kurmuş Osmanlı Spor. Adria Cabrera Gençler Birliği'nin oyuncusu. Yılın forveti de Batuhan Altıntaş. Vay Batuhan Altıntaş. Yılın forveti Emmanuel Latte ve Nicolas Pierini. Sivas da iyi hücum oyuncuları buluyor. Tamam ne diyeyim yani ne istiyorsun? Göndeririz Cengiz sıkıntı yapma. Türkiye Kupası final maçının arefesindeyiz. Ee, şimdi Görkem Karadeniz ne demiş? Şok yakışmeli bir mücadele bekliyorum. Ve bence penaltılar büyük olasılık gibi görünüyor. Ekrem Tevfik ve Ramiro Guerra bu maçta forma giyemeyecekler. Evet bizde Ekrem Tevfik yok. Rakipte de Ramiro Guerra onların da çok kullandığı bir oyuncuymuş. Orta sahayı Sami ve Ferri ikilisinden kurduk. Ee, bakalım nasıl bir maç çıkacak. İki takım da biraz temkinli başlayacaklar. Evet maça bizim vuruşumuzla başladık. Tribünler dolu. Zaten kısa pas yapmıyor muyuz biz? Aa, koşu yoluna pas hemen kapatıp kısa pasa çevirelim topun kontrolü biraz daha bizde ama Konya Spor buna izin veriyor mu vermiyor mu onu bilmiyorum. İlk yarı çok zevksiz bir şekilde bitti. Ee, hiç pozisyon olmadı. Evet ikinci yarıya başlayalım. Şener Nadimayr derken sonraki önemli an için bekleniyor moduna geçtik. Biraz daha dengeli oynayalım. Biraz daha pas boyunu açıp <laughs> bizde final maç olduğu için ve kaybetmeyi göze alamadığımız için biraz daha temkinli oynuyoruz. Oyuncularımıza da biraz daha temkinli oynamaları konusunda te telkinlerde bulunuyoruz. Sami Can'la Ferri değişikliği yapalım. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Oğuz'u öne atalım. Gizli forvet diyelim. El Amrani ee, Atakan'ı şöyle sağa atalım. Satoyu attık. Kanat hücum. Sidat Çoli de aynı şekilde kanat hücum olarak oynatalım. Evet biraz agresif bir şekilde daha azimli oynayın diye çemkirelim takıma. Biraz daha kanatı kullanarak hücuma çıkalım. Ovusu, Ferri, Emre. Tekrar Ferri, Ovusu, Güzel paslaşmalar, elemanlar hani. harika aldı, harika döndü ve gol. Maçta 80. dakika. Şimdi rakip takım değişiklik yapmak durumunda kalacak. Dizi ile alakalı değişiklikler yapmak durumunda kalacak derken evet oldu. Ee, dakikalar hızla ilerliyor ve maç çok hızlı bitmedi mi? Sizce de bir anda bitti. Eee Gösterdiğiniz performans beni hiç memnun etmedi değil. Tebrikler çocuklar performansınızdan çok memnun. Çok kısa sürdü maç. E, yaptığımız birkaç değişiklik hemen sonuç verdi. Golle de buluştuk. O suyu forvet arkasına almamız e, biraz daha bizi gole yaklaştırdı. E, bir tane mutlak gol pozisyonumuz var. 19 şut çekmişiz 6'sı kaleye bulmuş. Rakip 6 şut çekmiş 4'ü kaleye bulmuş. Fred Woodman maçın adamı seçilmiş ama kurtardığı pozisyon yazmıyor bile burada. Nasıl bir maçın adamı seçilmeyse o da ayrı bir olay. Alvaro 18 başarılı top kesmiş. Sidat Çoluk 15 kilometre koşmuş. Atakan %90 isabetli pas. Sami %92. Emre %91. E, Baya paslı bir oyun oynamışız. Derken evet bu kupayı da biz aldık. Bu seneyi de iki kupayla kapattık. E, şimdi bir dakika şuradan yavaş yavaş. Evet İstanbul Spor çift yaptı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduk. Asistanı gönderelim primler e, TUSU'ya 124 bin euro bana da 12 bin euro para gelmiş 2.19 milyon euro para çok güzel para İki e, iki kez üst üste kazandığı şampiyonluğu kutluyor evet Ziraat Türkiye kupasında iki sene üst üste şampiyonum Şenol Güneş Şükrü Sarıcıoğlu stadına gelmiş kimi izlemek için e, Ali Turan Elamrani ve Douglas Luiz yakından izliyormuş Şenol Güneş Türkiye kadrosu için Hayrullah, Ömer Toprak, Kenan Sarıkaya ve Erdem Duran. Yalnız bizim bizden hiçbir futbolcu izleyen yok. Bizde hiç e, milli takımı izlenecek oyuncu yok mu? Kenan Sarıkaya yalnız bayağı sağlam bir adammış. Nereden almışlar? Konya Spor'un altyapısından çıkmış. E, bayağı baya iyi bir oyuncu. Evet bu arada Beşiktaş'ın sol bekini alıyorum. Vaatleri sonlandır diyelim. Prim ödemeleri yaptık. Evet. 1.45 milyon euro yıllık maaş. Biraz düşürelim onu. 20 milyon euro diyelim. İmza parası 875 milyon euro. Temsilci ücreti 700 bin. Satış bedelinden pay kaldır ve pazarlıktan çıkar. Ee, minimum serbest kalma. Abi bu işte 7.5 milyon euro biraz düşük değil mi ya? Yani ben bu kadar para verip yatırım yaptığım bir adama... Kulübü basa basamak, olarak kullanması e, şöyle görüşmeyi terk ettiğim kulübü basamak olarak kullanmayı kabul ettik sanırım orada orayı hızlı geçtik o yüzden böyle bir şey yaptı. Sabek neyse sabe ihtiyacımız yok. E, hemen hızlıca şuradan gelen kutusu takip edilen liglere bakalım. E, Arsenal İngiltere'de şampiyon olmuş. İspanya'da Real Madrid. Brezilya yeni başlamış. İtalya'da Juventus. Almanya Ligi'ne şuradan bir bakalım. Ya bu bu da var ya bizi bıktırdı artık. Yani şunların playoff'ları, playout'ları hiç bitmiyor. Leverkusen şampiyon olmuş. Bayern ikinci, Dortmund üçüncü. Rusya Premier Ligi'ye bir bakalım. Zenit şampiyonluğunu ilan etmiş ki son 5 maçta 5 galibiyet. Yani Rubin'in elinden almış şampiyonu. Şu an o, o gözüküyor. Fransa'da Paris Saint Germain, Monaco Olimpik Olympic Marsilya kopmuş gitmişler resmen. Uzak ara şampiyon olmuşlar. Olympique Lyon 68 70 en 21 puan, 30 puan fark atmış. Paris Saint Germain. Portekiz'de Porto, Belçika'da da hadi merak ettim bunu da. Lig tablosu kim varmış? Anderlecht şampiyon olmuş. Evet şimdi bizim kadromuza bakalım. Bu kadroda Şöyle en golcü kimmiş? Batuhan 15, 17, Elamrani 15, Ekrem Tevfik 11 ki 11 gol harika bir sayı orta saha oyuncusu için. Embenza 8 sürpriz golleri vardı. Embenza'nın. benzanın Raki 5 gol atmış. E, asistleri görüyorsunuz. Oynadığı maç ortalamalar bunları siz bakmak isterseniz kendiniz bakarsınız. E, güzel bir sezon oldu. iyi bir sezon oldu. Bu sezonu da 2 kupayla kapattık. Artık e, 8. sezon hazırlıkları devam ediyor. Son olarak şunu belirtmek istiyorum bizim liglerimizin transferleri kapandıktan sonra yani transfer dönemi bittikten sonra hemen yeni bir kariyere başlayacağım. Yeni yamayla bunu da buradan duyurmak istedim. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle.